Bu elimde görmüş olduğunuz kulaklık 170 lira. İncelemesini tamamıyla bitirdim. Ve videonun başına koyuyorum bunu. Sebebi ise şu, gerçekten ses kalitesi çok güzel. Şaşırdım, beni şaşırttı. Fareye gelince onun hakkında pek bir şey söylemek istemiyorum. Standart düzeydeydi. Merhaba frekans yüksek sevgili dostlar, ailemize hoş geldiniz. Şu anda masamızda 2 adet açılmamış paket var. Çin'den 200 liralık oyuncu ekipmanı geldi. Oyuncu ekipmanları gün geçtikçe daha da fazla fiyat artışıyla karşımıza çıkmakta. 600 liraya klavye var, 300 liraya fare var, 800 liraya kulaklık var derken çoğu arkadaşımız satın alamıyor. Ben de satın alabilecekleri, hani kardeşlerimizin daha fazla faydalanabilecekleri seçimlerle karşınıza çıkmaya özen gösteriyorum. Ucuz fıpsısı yüksek kulaklık. Ben de bu imkanları değerlendireceğim. Önce şu minik paketimizi açalım abi. Böyle bir paketleme anlayışıyla gelmiş. Açıkçası bir heyecan uyandırmadı. Bir ürünü elinize aldığınız ilk anda heyecan duymalısınız. Kulaklığımız daha şık bir kutuyla geliyor. Mantistek GH2 modelli kulaklık. 7.1 kanal yapısına sahip değil, titreşimli. RGB aydınlatmalı bir kulaklık, 20'ye 20 frekans aralığındaydı. Her yönden ses alan bir mikrofon kullanmışlar. Neden 7.1 kanal yapmamışlar? İyi ki de yapmamışlar çünkü bu fiyat bandında 170-160 TL fiyat bandında 7.1 olarak karşımıza çıkan kulaklıkların çoğunda abi 7.1 kanal performansını iyi yansıtamama durumları var. Bugün 600 liralık bir kulaklıkta bile arka kanalları ayırt ederken zorlanıyoruz. Yani 170 liralık bir kulaklıkta da 7.1 performansı alamazsınız. En azından benim denediklerim arasında öyle bir şey yoktu. Kutuyu açalım. Ben kokuya çok dikkat ederim. Çok fazla kokmuyor bu arada. SNR-W1 modelini anımsatıyor. Çin'de şimdi bir fabrikaya kalıp veriyorlar abi. O kalıpla kulaklıklar üretiliyor. Ondan sonra o kalıp terk edildikten sonra aynı kalıbı başka yerlere satıyorlar. Ve benzer kulaklıklar piyasada türüyor. Ya sürücüsü değişiyor ya da hiçbir şey değişmiyor. Sadece markası değişiyor derken bakalım Mantistek ne kadar başarılı. Çekici bir tasarıma sahip. Pet dış kısımları hoşuma gitti. Arkası açık tipte tasarlanmış bir izlenim vermiş. Metal bir hazneye sahip şurada. RGB aydınlatma kanallarını görebilirsiniz sağ ve sol kanalda. Plastik bir malzemeyle donatılmış genel olarak. Taç kısmı metal malzemeyle donatılmış. Kulaklığı şu anda kafama geçirdim. Gayet rahat kulaklarımı ve kafamı hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ağır olabileceğini düşünüyordum ama hafifmiş. O kadar ağır değil. Önce bir faremizin tasarımına değinelim. 5500 dpi seçeneğine sahip. Hassas değerlere yer vermemişler. Teknik detayları ekrana getireceğim. Abi örgülü kabloyla gelmesi hoşuma gitti. 1.4 metrelik bir kabloyla geliyor, onu söyleyeyim. Tuş sesleri geri bildirimi hoştu. Çoğu böyle benzer fiyattaki farede yan tuşlar özellikle çok kalitesiz tutulur. Bunda benzer kaliteyle karşımıza çıkmış. Buna dikkat ettim. Parlak bir yüzeye sahip burada. Avucunuz serlediği zaman buradaki ıslaklığı az da olsa hissettirir. Ama genel olarak yüzeyi hafif böyle abi kauçuk bir anlayışa sahip. Geniş ve ince ayaklarla gelmiş. Öyle kolay çizilebilen ayaklar olmadığı izlenimini bana şu anda verdi. Işık şiddeti gayet yerinde. Şu an fark etmişsinizdir zaten. Odada bir sürü ışık olmasına rağmen o renk gamını, renk akışını yansıtabilecek düzeyde özellikle kulaklığımız. Faremizin de pek aşağı kalır yanı yok ama kenar hatlar daha soft bir yapıda. Daha da canlı olmasını isterdim. Dilerseniz birkaç oyun açalım. Ondan sonra müzik dinleyelim ve performansını değerlendirelim. Of. Çok takılıyor abi burada ya. Online'daki gecikmeden dolayı sese bir durum yansımaktaydı. Bu hoşuma gitmediği için sağlıklı olmasa da offline oynamak daha mantıklı. Fare hakkında şunları söyleyebilirim. Kaldırma mesafesinin birazcık yüksek olduğunu fark ettim. Onun dışında tuş kontrolü, tuşlara erişim oldukça kolay. Mesela çoklu atış tuşu farklı silahlarda daha fazla işe yarayabilir. Bununla birlikte abi ayak seslerinden ve kulaklık performansından bahsedeceğim sizlere. Ses şiddeti oldukça yüksek. Bir kere bunun altını çizeyim. %60-%55 ses seviyesinde kullanabilir. Derin çevreleyen bir ses kalitesine sahip. Daha sıcak, daha koyu bir ton yakalayabiliyorsunuz. Dolby kıvamında sizi çevreliyor kısacası.
7.1 kanal olmaması daha çok hoşuma gitti. Stereo olarak bunu sunması büyük bir avantaj sağlamış. Minicik bir distorsiyon seviyesi var kulaklıkta. Öyle hissedilebilir bir seviyede değil. 170 liralık fiyatına bakıldığında aslında RW1 kulaklığıyla benzer bir ses kalitesine sahip. Hatta birazcık daha iyi buldum bunu. Hoşuma gitti nedense. Fareyle alakalı şunları söylemek istiyorum. Daha düşük DPI seçeneklerine erişime izin vermiyor. Bir yazılım ihtiyacı duyuyor aslında. O yazılıma ben erişemedim. 1200 DPI ile başlamak dezavantaj sağlayacaktır. Burada kulaklığın kullanımı rahat. Hala hani bir saattir oyun oynuyorum bunun dışında. Hatta şu anda bu oyundan çıkıp Doom'a gireceğim. Mermi sesleri bana çok doğal geldi. Bas bakımından bir Arctis 3'ten çok daha başarılı bulduğumu da belirteyim. 300 liralık bir kulaklık olan Arctis 3'ten. Vallahi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Gerçekten de hani fondaki müzikler inanılmaz bir şekilde seni atmosferin içerisine alıyor. Çevreleyen yapısı özellikle fantastik seslerde bayağı bir kendisini belli etmekte. Seste surge denilen bir olay vardır. Ani ses kısmaları yani es vermeler sonra tekrar müziğin doruk bir seviyede, enerjik bir seviyede çıkması. Bu derinliği bana yansıtabilmesi şu an başarılı bulmamda daha büyük bir etken oldu. Yani başta tereddüt etmiştim ya basit, işte Çin'den gelen değersiz bir kulaklıktır diye yani. Çok da fazla etkileyici bir yanı yoktur diye düşünüyordum. Ama 40 milimetrelik sürücünün hakkını vermişler. Önemli olan hani boyu değil işte bir muhabbeti vardır ya. Kulaklıkta da bu gerçek. Yani 50 milimetrelik sürücüler bile çoğu zaman bu derinliği yansıtamıyor. Oyun oynarken keyif alacağınızı düşünüyorum açıkçası. Şu anda mikrofonla ses kaydı almaktayım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, ses. Ses deneme 1-2-3-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. 10 derken zorlandım. Arkadaşlar sonuç olarak inceledik. Deneyimlerimi aktarmam gerekirse faremizde tuş yapısı ve ivedili hoşuma gitti. Ama ara DPI seçeneklerine ulaşamamak bir eksiydi. Bununla birlikte kaldırma mesafesi birazcık yüksek. Fakat akışkanlığı olsun, kullanım rahatlığı olsun, hoşuma gitti. Kulaklığa geçtiğimizde ise şunu söylemek istiyorum. Beni şaşırtan nokta kulaklık oldu açıkçası. Mikrofon kalitesini zaten ekranda gördünüz. Benim hoşuma giden nokta rahatlığı, bununla birlikte çevreleyen ses kalitesi ve 50 mm'lik sürücülerde olmayan ses kalitesini bizlere 170 liraya yansıtması. RGB yapısı eminim birçoğunuzun hoşuna gidecektir. Ses kartı almanıza gerek kalmamış. Örgülü olmasa da kablosu USB yapısıyla yani dijital yapısıyla işinizi görecektir. Bas konusunda tatmin edici, elektronik, pop, rock gibi türleri de dinleyebileceğiniz, oyun oynarken fantastik seslerde özellikle bayağı bir keyif alabileceğiniz, film izlerken de hafif kısık seslerden yüksek seslere geçişte tüyleriniz diken diken olabilir. Hani bunu 170 liralık bir kulaklık yansıtabildi. Benden artı puan aldı. Boynumuza koyabiliyoruz ama birazcık boynumu sıkabilmekte. Sadece abi kafana koyarsın, kullanırsın, çıkartır, koyarsın. Öyle bir kulaklık olmuş. Kontrolleri oldukça basit. Titreşim konusunda fena değil ama ben çok kullanmadım. Sesi açıp kapatabiliyoruz. Ses şiddeti çok yüksekti. 115 desibel olarak geliyor. Gerçekten de hani verilmiş değerlerle karşımıza çıktı. Bir de slip frekans performansı hoşuma gitti. Onu da belirteyim. Bununla birlikte söyleyebileceklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.